Abi müzikle hiç uğraştın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç uğraşmadım. Hayvan gibi de yeteneksizim müzik konusunda. Bunu da müziklerini hiç beğenmiyorum. Müzik konusunda çok yeteneksizim arkadaşlar ben ya. Vallahi bak. Ciddi yeteneksiz olduğum bir konu. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen gün Oyunlar Holding çekiliyor. Oyunlar Holding'in çekimi sırasında Can Temiz'le Can Bonomo aynı anda böyle bir hareket yapacaklar, tamam mı? Böyle bir şarkıya göre bir şey yapacaklar. Kamera dışından hani birisi o şarkıyı söylesin. Biz de onun ritmine göre hareket edelim dediler. Bu arada Can Temiz ve Can Bonomo ile kavga ettik. Onlar beni bıçakladı. Ben de onları camdan attım. Aranızdaki 4 yaş grubu için. Ömer Can Güldal, Can Türkdoğan, Cevdet Canver de oradaydı. Barış Kralioğlu falan. Onlar da bıçakladılar beni. Defaatle bıçakladılar. Ölüyorum, vurmayın artık dedim. Vurdukça vurdular. Ha 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 diye kahkaha attılar. Ağladım. Ağladım sabahlara kadar. Ağladım. Neyse. Ya gerçekten. Wow! Lan göz göre göre geldi vurdu ya. Neyse ki klonum var. Neyi diyecektim? Unuttum ne diyeceğim ya. İşte. Aha. Dediler ki işte şöyle bak bilmem ne şarkısıyla beraber sayacaksın hani bir şey. O kadar ritmim yani şöyle iki yani şarkının iki parçasında ritmim kayıyor yani anladınız mı? Heriflerin ikisi de sanatçı, müzisyen falan oldukları için inanılmaz tetiklendiler. Çok cringe oldular. Sağ olsun bana bir şey demediler ama biraz böyle oldular yani. Hayır abi bak hani kafandan say 3 2 3 2 bak hani kafandan ritim tut falan diyorlar. Yani aşırı rezil oldum. Sabahlara kadar ağladım. Herkesi bıçaklayıp kendimi camdan attım. Efendim Burak Tamer demiş ki Sayın CS fikirlerini merak ettiğim birkaç konu var. Modunu düşürecekse cevap vermeyebilirsin. Olur. Wow, bunlar sert herif çıktı. Hop. Hop. Oh. Oğlum çok tehlikeli herif lan. Al bakalım ha. Herif tekmeden de kalktı ha. Lan git. Öl mü kı? Ha. Sayın CS fikirleri merak ettim. Birkaç konu var. Modun düşeceksiniz cevap vermesi. İş ortamındaki ast üst ilişkisi bağlamında astın üstünü bırak eleştirmeyi. Onunla farklı düşündüğü konularda bile bu düşünceleri söyleyemiyor. Oluşu amirine devamlı dalkavuk yapanları ve kendisi dalkavuk yapan astın başını okşayan amirlerin bir gün olsun uykularını kaçmıyor oluşu hakkında fikirleri neler? Vay be. Fikirleri nelerdir? Yoksa iş hayatı biraz da böyle bir şey olarak görülmeli ve deveyi gütmeye devam edilmelidir. Wow. Yani böyledir ya biraz. Yani biraz böyle ya gerçekten de. İş dünyası ne diyeyim? Budur yani gerçekten tabii ki. Ya hani şöyle zaten pek çok şirkette işte yönetim teknikleridir uluslararası şirketlerde en azından. Ne bileyim halkla ilişkiler departmanları falan. Allah sizi kahretsin ya. Öf yeter herifler her taraftan bomba atıyor. Neyse dur halledeceğim. Bir sürü yönetim tekniğinin işte ne bileyim bu ast üst ilişkilerinin kalite kontrolün falan filan geliştirilmesinin sebebi gerçekten de bütün iş dünyasının tabii ki senin dediğin gibi bu da sadece iş dünyasında olan bir şey değil ki bütün insanlar arasında var bu. Aslında insanlar arasında olan bir eğilimi kontrol etmeye çalışıyorsun orada şey değil. Ama iş dünyasına girdin ast üst ilişkisi var yani. Ona bakarsan bugün Red Pill'ciler hala alfa erkek, beta erkek arkadaş grubunda en çok sesi çıkan falan filan gibi şeyler konuşuyorlar. Yani kimi insan kendisinde doğal lider diye bir şey seçiyor. Kimi insan savaşçıdır. Sesi daha çok çıkar falan. İnsanlar arası psikolojik dengeler çok farklı şeyler. İş dünyası bunların tabii ki de son derece dahil olduğu ve
They had the sharpest tactics. Şeylerin, bütün bu işin getirdiği ekstra katmanın bütün bu dramalar için ekstradan kullanıldığı bir yer. O yüzden Burak, bunu kafaya takacağına ya bu dünyanın bir parçası olarak düşünmek lazım. Oha, oğlum. Life is fleeting. Güzel harekat. Joanna Lynch. Allah kahretsin ya. And now for our next challenger, a small dog. Ama sana şunu söyleyebilirim. Daha kaliteli şirketlerde çalıştıkça insan psikolojisini yenecek şekilde organizasyon yaptıklarını, o yüzden zaten büyük ve kaliteli şirket olduklarını görüyorsun. Victory. Bunun tam uygulanamadığı şirketlere de biz küçük şirket ya da aile şirketi filan deriz. Öyle durumlar vardır yani. Ha, Muhammed Salih demiş, güzel bir şey söylemiş. Şöyle demiş. Tıp hariç ne okursan oku işsiz kalırsın fikrini o kadar vurguluyorlar ki moralim bozuluyor demiş. Kardeşim, bu konuyla ilgili moralini bozma. Ben birkaç sene önce bir yayın yapmıştım bu konuyla ilgili. İnsanlar da çok beğenmişti işin ilgini. Sonra YouTube'dan kaldırıldı. Nerede yayınlanmıştı hiç hatırlamıyorum. Hani böyle arkadaşlar bir senede 10.000 TL biriktirin falan gibi bir şey daha bahsetmiştim. Şöyle bir şey var hayatta, yani para kazanmanın 1000 tane yöntemi var. İş para kazanmanın bir yöntemi. Para da senin hayatta satın almak istediğin basit ya da lüks ihtiyaçlarını satın almanın bir yöntemi. O yüzden şeye aşırı takılmayı ben doğru bulmuyorum. Ama işte şu işi yaparsan işsiz kalırsın. Yok, kalmazsın. Hep söylüyorum, 10 sene önce YouTuber'lık diye bir şey yoktu, 5 sene önce Twitch yayıncılığı diye bir şey yoktu. Bunlar para kazandıran işler değillerdi yani. Haliyle ama şu olmazsa şöyle olur, bu olursa böyle olur falan, ona takma. Garantili meslek diye bir şey vardı eskiden dünyada, o giderek azalıyor. Yani eskiden mesela ben üniversiteye başlarken şey vardı. İşte mühendislik oku kesin işte acayip falan. Sonra ben mezun olana kadar işsiz mühendisler ordusu oluştu aynı gaz yüzünden. İşte bir ara hukuk çok iyi gidiyordu. Sonra her fakülte hukuk fakültesi açtı. Özel üniversiteleri rezil rezil hukuk fakülteleri açtılar. Bu sefer hukukçular da işsiz kalmaya başladı. Hukukçu enflasyon oldu falan filan. Ama mesela çok daha farklı bir konu var. Hayatta bu bakış açısını hiç sevmemekle beraber tavsiye edilebilir bir bakış açısı olduğu için tavsiye edeceğim. Hayatta her şey satış diye bir bakış açısı var. En kötü buna yaslayın kendinizi. Yani bir şekilde yaptığın işi, kendini, senin o işi yapma becerini, tarzını falan karşı tarafa geçirebiliyorsa, millet finansal olarak seninle çalışma kararı alabiliyorsa, o noktada şey olabiliyorsun. Nasıl diyeyim? Biraz daha kendini finansal olarak güvenceye alabiliyorsun. Çünkü sen finansal güvensizlikle alakalı bir şey soruyorsun. Zaten hayatta şey çok ilginç oluyor. Aman işte çok iyi para kazanıyorsun. Yani çok iyi para kazanan bir süre sonra işini kapatıp... Lan bazen var inanılmaz iyi oynuyorlar ya şerefsizler. Eray Özdemar hoş geldin. Crosshair o kadar küçük ki nereye sıktığımı göremiyorum ha. Crosshair bir tık daha büyük olsaymış iyiymiş. Hop. Bacaklarından birini aldım. Oha, alamamışım. Şimdi kaldık yine böceklerle baş başa. Gel bakalım kardeş. Al bakalım kardeş. Tamam. Şu böceği de keseyim dönüyorum. Yani para kazanma daha bu işin başı arkadaşlar. Onu unutmayın. Bir süre sonra para kazanıyorsun hayatta. Çalışıyorsun, kazanıyorsun. Bu sefer yaptığın işten tatmin olmamaya başlıyorsun. Her günün mutsuz geçmeye başlıyor. Yani hayat çok uzun bir yolculuk ya. O konuda kafanız şey açısından rahat olsun. Ya üniversitede bilmem ne bölümüne giremedim, yok oldum artık falan. Ya bu ezikliktir, bunu yapmayın kendinize.
Ha değil de okumayın ama ama yani şey diye bir şey yok. Vay sen dil okudun, artık hayatta bir şey olamayacaksın. Vay sen tıp okumadın, hayatta hiçbir şey olamayacaksın. Keşke öyle bir şey olsa dünya. Dünyayı o zaman tıpçılar yönetirdi. Bakıyorum dünyayı tıpçılar yönetiyor mu diye. Yo, dünyayı bir de vasatlar yönetiyor. Ha bırak tıpçıyı. Vasatlar, vasatlar yönetiyor. Adam daha lise diploması var, dünyayı yönetiyor adam falan, tamam mı? Yani o yüzden üniversite bir düzendir. İnsanlara gelir garantisi veren bir işletmedir üniversite. Akademik bir hayat zaten gelir getirmemesiyle artık meşhur olmuştur. Yani ne diyeyim ben size? Üniversite konusunda ben tavsiye vermeyi bırakalı 2 sene falan oldu. Hani bunu söylesem belki daha çok şey anlatırım. Eskiden ben senede bir böyle üniversite tavsiyeleri falan videosu çekerdim. Artık çekmiyorum. Ve işte o işler yani. Can Koyuncu, senin 10.000 TL hedefini tamamladıktan sonra birdenbire CEO oldum. Mac by Hot Sauce'un hizmetinizde. Ayrıca seninle yaptığımız podcast sonrası kendi podcast'im oldu. Demek var bende bereket kardeş. Bu herif çok tehlikeli abi, ikidir. Oğlum bunlar ikidir, tek atıyor bana. Abi öyle diyorsun da her iki yayından birinde üniversite konuşuyoruz. Konuşmayın oğlum, ben mi diyorum size üniversite konuşalım diye. İşiniz gücünüz bu. Abi siz de hayata tutunmaya çalışıyorsunuz bir yerden herhalde. Ama oğlum çok korkuyorum. Hop aldım. Başından beri belliydi öldüreceğim. Calculated. Bak Ahmet Kaloğlu çok güzel bir şey söylemiş. Google'ın verdiği 6 aylık eğitim sertifikası birçok üniversitenin sertifikasından daha geçerli özel sektörde. Öyle. Yani zaten size şeye karar vermeniz lazım. İşte devlet memuru mu olacaksın, asker mi olacaksın, polis mi olacaksın? 1000 tane meslek var hayatta. Perhaps they will die in different ways. We shall see. Münevver, endişelenmemek tabii elde değil ama üniversitede bunlara çözüm değil. Bunu söylemek istiyorum size. Üniversite, ÖSS sınavı falan bunlar bence her şeyden önce ebeveynlerin gazını almak için böyle oluşturulmuş bir takım sistemler. Ebeveynler zannediyorlar ki işte oğlumuz iyi bir üniversiteye girerse aman çok iyi hayat ödecek falan. Yani işte. Şey de diyemiyorsun ki. Anneler, babalar, çocuğunuzun geleceği yani Allah kerim falan böyle bir. O yüzden diyorsun ki işte ÖSS sınavı var, üniversite var, bir takım sistemler var, insanlar kendilerini güvende hissetsin. İyi okulları kazanırlarsa, yüksek puanlar alırlarsa mutlu olacaklarını zannetsinler falan, anladın mı? Böyle bir düzen. Bu düzen yalan. Bu düzen çöp. En iyi okuldan, en iyi okulda okuyup 3 gün sonra canına kıyan da var, tamam mı? Çok net örnekler vereyim size. En iyi okulda okursun, bir şey hayatta tersine gider, canını alırsın, kendi canına kıyarsın. Ananın, anneler! Bok! Okey. Ya da yeri gelir çok kötü okulda okursun ama acayip yoğurt formülü vardır elinde ve çok tutar yoğurtların bir anda ve zengin olursun falan filan. O yüzden üretmek, satmak, para kazanmak, vergi vermek, bunların arasındaki ilişkiyi öğrenmeniz lazım hayatta, gelir takıntınız varsa, ki olması lazım gelir takıntısı. Yani çünkü para falan önemli şeyler. Ama öyle şeyle de çözülmüyor bu iş. Aa kardeşim, tebrik ederim seni. Boğaziçi Üniversitesi Genetik Mühendisliğine girdin. Al bakalım sana araba, al bakalım Carmen Electra'nın 7 tane kulunu falan, 6 katlı ev, uçan otel, yürüyen uçak falan, böyle bir şey. Yani. Uğuz Savran demiş ki benim sınavlara hazırlanan arkadaşlara tavsiyem üniversiteyi sosyal gelişim için kullansınlar. Onun dışında artık üniversite mezunu olmak bir şey ifade etmiyor ülkemizde. Yok ya, yine üniversite mezunusundur yani. Bir de arkadaşlar, bu hayatta kimse size yardımıyla uzatmaz. Sizin çabalayıp bir yerlere gelmeniz lazım. Yatarak önünüze kimse iş sermez demiş. Teşekkürler Uğuz. Ama doğru. Yani benim o verdiğim tavsiye de oydu. Sizin para kazanmayı, iş yapmayı, zam talep etmeyi, iş görüşmelerine girmeyi öğrenmeniz lazım. Ve bunun için diploma almayı beklemenize gerek yok.
Öğrenciyken yapın bunları, stajyerken yapın. Git garsonluk yap, git barmenlik yap, anladınız mı? Çok farklı yollar, çok farklı rotalar var yani hayatta öğrenebileceğiniz. Şey yapmayın. Takılı kalmayın bazı şeyleri. Onur Ersoy 14. ayına girmiş. Alper Nargileci demiş ki biyomühendislik mezunuyum. 2 yıl boyunca işsiz bir şekilde gezdikten sonra bir oyun firmasında işe girmeyi başaracak kadar kendimi geliştirdim. Ancak işsiz olduğum dönemde ben de keşke bu bölümü okumasaydım diye ağlıyordum. Sonradan üniversitenin beni zihinsel olarak geliştirdiğini, hayatımı her türlü kendim kurmam gerektiğini fark ettim. Alper, benim mühendislik durumum da işte aynen öyle. Mühendislik okumak bana çok şey kattı mı? Kattı. Ama mühendislik mi yaptım hayatta? Yapmadım ama mühendislik okumak bana bir sürü şey katmıştı yani. Erdi Küçük demiş ki ben dil bile olsa demiş, dikkat edin. Dil bile olsa demiş. Üniversite okumalarını tavsiye ediyorum demiş. Çünkü TC şartlarında aileden bir tık bağımsız yaşama, karşı cinsle flört gibi tecrübeler ancak üniversitede mümkün olabiliyor demiş. Yani aslında bir tık erken de olabiliyor ama evet, aile evinden kopma için müthiş bahane. Mesela üniversitede kesin şehir değiştirin arkadaşlar. Yani benim size bir tavsiyem olacaksa. Derhal başka şehre. O da yurt murt değil, ev mev tarzı yapın kendinize. Uğraşın yapın abicim. Nasıl yapıyorsanız. E arkadaş sen de öl de. Hah tamam. Victory. Spider-Tron 5000 will be back. It always comes back. Cihan şöyle bir şey demiş. Ben eve çıktım. Ev sahibi sıkıntı yaptı. Paraları geri aldık, oradan çıktık. İkinci eve geçtim. Şu an İstanbul depreminde hasar gördü. Oradan da çıktım. İstanbul depremi ne zaman oldu bilmiyorum ama. Bunların hepsi 2 haftada oldu ve üniversite zamanı diyor. Ha ooo ta o zaman. Ya bak bir şey söyleyeyim. Bak işte Cihan'ın bu dediği bu hayat deneyimi arkadaşlar. Bunu hiçbir yerde öğrenmiyorsun. Yani sana üniversite ev sahibi sıkıntı yaptığında paranı nasıl geri alırsın? Ne bileyim suyunu nasıl bağlatırsın? Vergini nasıl verirsin? Bilmem ne falan. Bunları sana üniversite öğretmiyor. Ve işin tuhafı, bizimki gibi bir ülkede kalifiye olmak giderek daha az aranan bir şey olmaya başladı. Bu ülkede 10 sene 15 sene önce kalifiye eleman eksik, ölüyoruz, kalifiye eleman yok, kalifiye eleman diye şirketler bağırdı. Bu ülke bir süre kalifiye eleman yetiştirdi. Sonra bu ülke kalifiye elemanları bünyesinde tutacak kadar kaliteli bir yer olmayı bıraktı ve kalifiye olan herkes çektirdi gitti ülkeden. Tamam mı? Oha! Bir de daha da yukarıdan ok atanlar var. Neyse. Neticede... Oha! Clone activated. Onu diyordum. Kalifiye eleman, sonra ülkedeki insanlar kalifiye eleman aramayacak şekilde işlerini evirdiler. Çünkü bir ülkede kalifiye eleman yoksa, o ülkede kalifiye eleman aradığın işlerin sayısı hızlıca azalır. Tamam mı? Ya bizim ülkemizde de böyle oldu. Şimdi haliyle bizim ülkede aslında, yani atıyorum, genetik, benim zamanımda en azından ÖSS'de en yüksek puan Boğaziçi genetik mühendisliğiydi. Şimdi bugün sen Boğaziçi genetik mühendisliği okusan nerede çalışacaksın gibi çok bariz bir durum. Oha içimizden geçti. Elumuza ve diğer gibi bariz bir durum var yani. Haliyle yani. Hani bunu şu açıdan söylüyorum size. Kafanızdaki bazı kabulleri değiştirin diye söylüyorum. Şey değil. Aman oğlum okumayın valla işte en güzeli taksici olun, dolmuşçu olun falan gibi demiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Hayatta çok yol var. Hayat Minecraft gibidir biraz. Yani anladın mı? Sen bir şeyleri öğreceksin. Sen bir şeyleri dönüştüreceksin. O yüzden üniversite falan bir yollardan bir tanesidir yani. Ve illaki garantili bir yol değildir. Bunu söylüyorum ve ne olur bir tık üniversite konusu kapatalım. Ben içim sıkıldı. Neyse konu dışı olacak ama Tolga inan konu dışı olmaz. Xbox Series S veya PS5'i klavye mouse ile denedim mi? Tolga denemedim çünkü PS5'te oyun yok. PS5'i açmıyorum o yüzden. Bayağı zamandır. Ama çok iyi titreşiyor arkadaşlar. Böyle oluyorsun. Oyun önündeki. Xbox Series S'i de açmıyorum. Çünkü Xbox Series X'te de o konsola özel bir oyun yok. Onlar da PC'de var. Onları da PC'den oynuyorum.
Haliyle zaten hani iyi PC alanın yeni konsolları almaya... Aaa! Okula da ölmezsin artık ya! Okula da ölmezsin artık ya! Of. Yani PS5'i şu an açsam Dark Souls, pardon Demon Souls oynayacağım sizle beraber. Başka hiçbir şey yok şu an diyeyim şeyde. Bende NBA FIFA da yok. Hoş NBA FIFA oynamak için zaten Xbox 360'tan daha gelişmiş bir şey. Ben ok sektirmeyi almamışım. Aptal gibi öldüm o yüzden ya. Life is fleeting. Yani lanet olsun. Presti, servants. Evet. Look at this human. What a pretty color. Delightful. Öyle. Konsollarla alakalı deneyimlerim bu şekilde arkadaşlar. Şey diye video çeksem mi? İki, bir ay sonra konsollar. Hiçbir şey oynamıyorum, duruyorlar. Böyle video çekeyim. Hiçbir şey yok ve yeni bir şey de duyurmuyorlar sanırım. Öyle demeyin arkadaşlar. God of War 2 geliyor. God of War 2 ya. Topu 999 TL oyunlar ha. Lanet olsun dostum. Daha ne istiyorsunuz? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? 999 TL'ye Back 4 Blood var brom. Hem de titreşimli. O kadar yani... Şu an PlayStation'a çok şaşırıyorum yani zamanın bu kadar dışında kalmak ya. Yani Xbox falan oradan oyun dağıtıyor, Epic Games oyun dağıtıyor, Steam indirimler, tavsiye algoritmaları, kartlar, sistemler falan. PlayStation bayağı şey. Titreşim desen bizde. 4K desen bizde. 4K 60 FPS değil ama. 4K 600 FPS bizde. Veyahut da bazen RTX var, o zaman da 30 FPS gibi oluyor. Tam o da olmuyor gibi oluyor. Ama titreşim falan. Yani böyle herifler şu an prestij satıyorlar ha baya. Mercedes gibi, Apple gibiler yani hani. Biraz şey muhabbeti vardır, onu bilir misiniz? Mercedes başta hayatına çok iyi bir otomobil markası olarak başlayıp ondan sonra Keko markası oldu, onu bilir misiniz? Yani böyle hani şey Mercedes'i almazsın ne öyle mafya gibi falan ya da Kro gibi falan diye muhabbet dönmüştü bir ara. Hala o araba muhabbetlerinde o devam ediyor mu bilmiyorum ama bir dönem ciddi ciddi Mercedes kaliteli ama cool olmayan bir şeye dönüşmüştü mesela. Bilmiyorum hala bu muhabbet devam ediyor mu? İşte o dönem hatta Audi, BMW falan böyle acayip öne çıktı. Ben PlayStation'ın bu yeni nesliyle ilgili biraz onu hissediyorum. Eyvallah iyi konsolsun. Eyvallah bütün iyi oyunlarda sende ama... Sanki millet de bunu anlamıyor gibi ha. Ya bunu aramıyor gibi millet daha doğrusu. Yani Switch, Miwitch falan dünya biraz değişti ya artık. Biraz insanların oyun şeyleri değişti. Hani son çıkan oyunun en iyi şekilde oynayayım dünyası da değişti yani. O vardı ya eskiden insanlarda. Abi en son çıkan oyunu oynayalım, en iyi grafiklerle oynayalım falan. Şu an parası olan oyuncu da onu istemiyor ki. Yani farklı bir oyun dünyasına geçti. Yani böyle PlayStation güzel inovasyonlar yapıyor, güzel iş yapıyor ama sanki zamanını kaçırıyor gibi geliyor birazcık bana. Şimdi aynı marka BMW oldu. Ha bilmiyorum. Ben araba çok ilgisi olan birisi değilim açıkçası.